Sayın seyirciler, zamanın ruhunda iki tane çok değerli konuğum var. Eren Erdem'i tanıyorsunuz, CHP İstanbul milletvekili. Yine tanıdığınız bir isim, Seyit Torun, hoş geldiniz. Onu ilk defa konuk alıyorum İstanbul stüdyolarında. Seyit Torun efendim, bildiğiniz gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı ama çok önemli bir konuda görevli. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Niçin yerel yönetimlerden sorumlu olmak tam şu anda çok önemli? Ona birazdan geleceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Fakat bir son dakika gelişmesi var. Hadi son yarım saatlik gelişme diyelim. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği açıklama yaptı. Ve şöyle diyor: Türkiye ile ilgili Türkiye vatandaşlarına vize başvurularını askıya almış vaziyette. Açıklama şurada. Efendim, KJ'yi de bir süreliğine çekelim. Şöyle diyor: son zamanlarda yaşanan olaylar ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır. Şimdi önemli bir karar tabii bu. Türkiye'deki pek çok insanı, Amerika'da okuyan öğrencileri, iş adamlarını, pek çok sebeple ticaret yapanları veya başka işleri, hatta turizm için orada bulunmak isteyecekleri etkileyecek. Niye bu karar alındı diye sormak lazım. Dün İdlib'e girdi. Bugün Türkiye yanlısı milisler diyelim. Aynı zamanda Türk zırhlı araçları da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçları da bugün itibariyle İdlib'de deniliyor, Reuters'a bakılırsa. Fakat bu sebeple mi, yoksa başka sebepler mi var? Şimdi onu bir yana koyalım. Bunu epeydir takip ediyordu Eren Erdem. O yüzden ona sorayım. Şimdi Takvim Gazetesi, yandaş bir gazete biliyorsunuz. Şöyle bir başlık atmıştı. Arkadaşlar varsa versinler onu. Hiç olmadığımız kadar, olmadığı kadar yakınız. Erdoğan'ın Trump'ı ziyareti işte orada. Peki hiç olmadığı kadar yakındınız, ne oldu? İkincisi, o hiç olmadığımız kadar yakınlık nasıl olmuştu? Verelim bir şeyi, başlığı. Efendim, 11 milyar dolar Türkiye oradan uçak ve benzeri şeyler almayı taahhüt etti. Evet, 11 milyar dolarlık anlaşma. Yani adamlara gittik, 11 milyar dolar size ödeyeceğiz dedik. Yok canımızdan. Ve onun üzerine hiç olmadığımız kadar yakın olduk. Birkaç günlüğüne, arkasından da bu oldu. Erdem, ne oldu? Evet, şimdi tabii bir kere şunun altını çizerek başlamak isterim. Çünkü bu konu toplumun vicdanında da söylenecek her sözün toplum vicdanında tahribat yaratma potansiyeli olmasına binaen bir meseleyi açarak bu konuyu, evet, konuşmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye ya da bölge ülkeler üzerinde sömürgeci çıkarları olan ülkelerin bu çıkarlarının yanında hiçbir zaman olmayız. Her zaman bu çıkarlarının karşısındayız. Ama uluslararası dünyada, Batı kamuoyunda da Türkiye'nin onurunu koruyan, eşit masada, eşit temelde diyalog ve ilişkilerden de yanayız. Yani bu yaklaşımı esas alarak başlamak gerekir. Evet. Burada al papazı, ver papazı söyleminin bugün bizim açımızdan yarattığı tahribatlardan biriyle karşı karşıyayız. Al papazı, ver papazının ne olduğunu sayın seyircilerimizin hepsi hatırlamayabilir. Evet. Arkadaşlarımız, verelim, neydi o al papazı, ver papazı? Erdoğan'dan ABD'ye, ver papazı, al papazı. Evet. Yani Fethullah Gülen'i verirsen, evet, evet, burada tutukladığımız Amerikan vatandaşı papaz, gerçekten papaz, bir papaz tutuklu. Papazdır, doğru. Onu veririm diyor. Doğru. Şimdi bunu söylemek Cumhurbaşkanı'nın görevi midir, haddi midir? Bir iade anlaşması ya da bir hukuki süreçle ilgili Cumhurbaşkanı'nın yorum yaptığı bir ülke, bir kişinin ihtiraslarına bağımlı hale getirilmiş bir monarşi olma noktasına gelmiştir.
Ya sen kimsin? Yargıçlar var, onlar karar verecek. Neyin iade edileceğine ya da uluslararası hukuk bağlamında. Al papazı, ver papazı dediğiniz an demokratik ülkelerin, ki ben yani Amerika'nın demokratik olduğu, bilmem işte başka bir ülkenin demokratik olduğu bağlamında tartışmıyorum konuyu. Demokrasiye inanan bütün vicdanlar Türkiye'de demokrasi olmadığının altını çizerler. Çok basit bir soru yani. Fethullah Gülen şu anda Pensilvanya'da değil mi? Kırmızı bülten çıkardınız mı? Hakkında herhangi bir tahkikatı ilettiniz mi? Götürdükleri dosyaların tamamı, bakın Amerikan yetkililerine teslim edilmiş dosyaların tamamı Fethullah Gülen'in iade edilmemesi için hazırlanmış dosyalar. Niye ki? Allah Allah. Çünkü Fethullah Gülen'in iadesini bu topraklarda istemeyen tek siyasi parti AKP'dir. Buraya gelmesi, burada konuşması, mahkemenin karşısına çıkması, o mahkemede 5 tane Cumhuriyet Halk Parti'nin 4 tane gazetecinin gidip onu izlemesi halinde ağzından çıkacak kelimelerin AKP'yi bugün yaşadığı kaostan daha derin bir kaosa ve çelişkiye sürükleyeceğini Recep Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor. Bakın bunların ikiyüzlü siyaset anlayışına bir örnek daha vermek isterim. Çıkarlar meydanlarda idam 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 derler. Ben bizzat Avrupa Birliği Türkiye raportörünün Katipiri'nin çevresindeki insanlardan duyduğum şeyi söyleyeyim. AB sekreteryası. Kapı arkası diplomasisinde bize gelip diyorlar ki idam bizim gündemimizde yok. Bu bizim iç siyasete dönük bir söylemimiz. Biz idamı olumlu bulmayız. İnsan haklarına aykırı ama bakın nasıl bir tezgah ve halkı kandırma yöntemi içerisindeler. İdam idam diyorlar, arkadan da gidip kapı arkasından ya çaktırmayın biz vatandaşı kandırıyoruz. Esasen böyle bir gündemimizde yok diyerek işi toparlamaya çalışıyorlar. AB içinde öyle olmamış mıydı? AB içinde bu Wikileaks, böyle. Wikileaks belgelerinde ortaya çıkmıştı. Meğerse evet. Türkiye'ye aman biz AB'ye girmek istiyoruz derken Wikileaks belgelerinde Amerikan Büyükelçilerine gidip ya aslında aynen girmek öyle istemiyoruz. Aynen, bu politik şarlatanlığın bu dünyada yaratacağı etkilerden yani önümüzdeki dönemde neler yaşayacağımızı öngöremiyoruz. Ha bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki pozisyonu, bölgedeki konumlanışı ana muhalefetinde çok masumane değerlendirmeyeceği bir takım tutum ve davranışlar içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Yani biz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin püripak masumiyet karinesi içerisinde ele alınabilecek bir bölgesel siyaset izlediğini iddia etmiyoruz. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz Türkiye olarak uluslararası siyasetin, uluslararası hukukun gerektirdiği bütün etik davranışları uygulamak zorundayız. Bir cumhurbaşkanı çıkıp da şunu söyleyemez. Al papazı, ver papazı. Ya niye sen böyle bir pazarlık yapıyorsun, hukuk adına konuşuyorsun? Çıkartırsın kırmızı bülten, tepesine biner getirirsin. Götürüp oraya efendim FETÖ ile ilgili tedavülden kalkmış 2003 yılına ait çakma belgeleri değil, 15 Temmuz kumpas iddianamesindeki gerçek delilleri koyarsın, sana iade etmemeleri halinde de karşılarına çıkar duvar gibi direnirsin. Ben yani, bir şey eklemek tabii istiyorum özür dileyerek. Ortada bir gerçek var. Bu kadar dosyayı verirseniz bunu Amerika'nın incelemesi 2 yıldan fazla zamanını alır. Evet. Siz oraya iade edilmesi için vermiyorsunuz o dosyaları. Zaman geçirmek için, oyalamak için. Evet. Eğer gerçekten samimi olsanız onlara kısa sürede inceleyebilecekleri ve sonuç alabilecekleri şekilde dosya gönderirsiniz. Ama klasör klasör yani ne kadar olduğu bilinmeyen bir klasörü gönderip ondan sonra bunları inceleyip inceledikten sonra karar verin derseniz adamların bunları incelemesi kaç yıl alır? Yıllar alır. Bilinmez tabii. Yani. Belki de o isteniyor zaten. Zaten o amaçla bu kadar fazla klasör gönderiliyor. Tabii. Yoksa sonuç alıcı bir talep olsa özet ve çarpıcı noktalardaki bazı belgeler gönderilir ve ona göre talep edilir. Kısa sürede o dosyaya göre talep yapılır ama siz yani sayısı belli olmayacak kadar bir dosya yoğunluğunun içerisine sokarsanız elbette ki onlar da diyecek ki bir inceleyelim bakalım. Durumu bir anlayalım. Sizin gönderdiğiniz belgeleri ben inceledikten sonra buna karar veririm deme hakkına sahip. Ona böyle bir hak veriyorsunuz. Haliyle bu kadar dosyayı incelemek en az belki de 2 yıldan fazla bir zaman almaktır. Bu da oyalamaktır. Erhan kardeşim ifade ettiği gibi yani biz sizden istiyoruz bunu ama ya siz de işte durumu idare edin. Aynı kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklar gibi. Bir de demin bir konuya değinip ben sözünü kestim. Kusura bakma. AKP'nin dış politikada yaptığı her hamle aslında dış politikada ülkenin gücünü artıracak, Türkiye'nin elini güçlendirecek veya itibarını artıracak şu bu değil. Sadece iç politikaya malzeme yapmak amacıyla. O hamleleri sadece İçeride iş politikada kendisini
liderliğini güçlendirecek, kendisinin ülke içerisindeki siyasetini güçlendirecek hamleler. Yoksa böyle her aklına geldiğinde, sabah uyandığında yeni bir gündemle, yeni bir davranışla hareket ederseniz bu dış politika olmaz. Dış politika 80 milyonu ilgilendirir. 80 aldığınız karar, kullandığınız ifade 80 milyonu ilgilendiriyor sonuçta. O yüzden söylemeye çalıştığım bütün bunların inandırıcı bir tarafı yok. Evet. Seyit Bey, aslına bakarsanız doğru söylüyorsunuz ama keşke sadece iç politikada kalsa. Yani yaptığı şeyler iç politikada kullanılıyorsa AKP'nin, bunu başka ülkelerde yapıyorlar. Ama dış politikada zarara uğratmadan kendisini. Şimdi bakın, durduk yerde bir sürü Türk vatandaşı bu işten mutazarrır oldu. Burada en büyük sıkıntıyı kim yaşayacak biliyor musunuz? Siyasete girdikten sonra yolsuzluk paralarıyla zengin olup Miami'de villa alan bazı siyasetçiler bu işten zarar görecek. Yani onların evlerine sık sık girip çıkmalarında sıkıntı yaşama ihtimalleri doğdu. Şimdi iyi bari. En azından belki onlar içeride direniş sergilerler de siyaseten bu işin düzelmesi adına bir yol kat edilebilir ama son tahlilde şunu ifade etmek lazım. Sayın Seyit Başkanımızın da ifade ettiği gibi. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep şunu söylüyoruz. Dış politika A partinin, B partinin, C partinin politik vizyonuyla şekillenebilecek bir oyun hamuru falan değildir. Devletlerin kadim bir dış politik bakış açısı olur. O politik bakış açısını da bugün bazı fesli meczupların ağzıyla tabiri caizse hedef haline getirmeye çalıştığı Cumhuriyet'in bahanesi Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh diyerek zaten oluşturmuştur. Biz bu perspektifi derinleştirerek, büyüterek, geliştirerek bir çerçeve çizmemiz gerekirken alabildiğince düşmanlaştıran zorbalık ekseninde bir dış politik perspektif oluşturuyoruz. Bunun bedelini bakın ileri aşamalarda ödeyeceğiz. Son cümle söyleyeyim. Ben bu dış politika zaafları üzerinden 2013 yılında sadece AKP'nin dış politikasını okuyarak Türkiye'nin başına gelecek felaketleri yazmıştım. Yani o yazıyı siz de okudunuz. 2013 yılında ve büyük ölçüde de yazdığımız şeyler doğrulandı ve ortaya çıktı. Bugün de söylemesi gereken şey şudur. Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişen bu siyaset tarzından derhal vazgeçmeleri gerekiyor. Bu kararları dolayısıyla çok sıkıntılı buluyoruz yani. Evet. Şimdi sayın seyirciler, arkadaşlarımız bunu KC olarak da versinler. Bakın bu olayın ciddiyeti sadece basit bir vize uygulamasından, basit değil aslında. Tabii ki sıkıntı verici birçok Türk vatandaşı için ama sadece bir vize uygulamasından ibaret değil. Dünyada öyle deniyor şu anda. Bunu kontrolünü henüz şu ekrandan yapabilmiş değilim ama %90 doğru. 3 ülkeye bu kararı almış Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ile Amerika'nın ne kadar büyük bir karşılıklı ters düşmüş vaziyette olduğunu bir iki senedir biliyoruz. İkincisi Venezuela. Venezuela ile Amerika'nın arasındaki ilişkiler de biliniyor Chavez'den beri. Üçüncüsü Türkiye. Şimdi ne kadar vahim bir işaret bu. Ha, Türkiye, Amerika olsun, başka ülkelerin olsun, emperyal pek çok ülkeye karşı düveli muazzama dendikleri zamanlarda da Kurtuluş Savaşı'nda sonuna kadar direndi. Haşhaş krizi oldu, Ecevit zamanında direndi. Kıbrıs oldu, direndi. Ve sonuna kadar haklarını korudu ve o şeyden bütün mücadelelere, ambargolara karşı zaferle çıktı. Niye zaferle çıktı? Çünkü ciddiye alınırdı. Yani Türkiye'den hoşlanmayabilirler ama söylediği şeyi ciddiye alırlardı. Evet. Şimdi bakın, en basit olaydan sonra işte sizden tokalaşıyorlar, iki gün sonra 11 milyar dolarlık taahhüt veriyorsunuz. Arkasından adam geliyor bunu yapıyor. Yani niye? Çünkü sizi ciddiye alın. Sürdürülebilir bir dış politikanız yok. Zamanında monşerler diyerek, farklı şekilde tanımlayarak oluşmuş bir dış politikayı siz değiştirdiniz ve günlük kararlarınıza göre uygulamaya başladınız. Bunun olmayacağı görüldü zaten. Olmayacağı görüldü. Zararları da demin sizin de söylediğiniz gibi artık artmaya başladı. Bu böyle giderse siz istediğiniz kadar anlaşmalar yapın, istediğiniz kadar tavizler verin, bunun sonu gelmez. Bunun sonu gelmez. Vereceğiniz taviz yarın daha farklı boyutlara gelir, çok farklı yerlere gelir. Evet, şimdi yandaşlar da tabii epey bu olaya açıklama yapmaya çalışıyorlar. Efendim, kimisi diyor ki
ya işte o son casusu tutuklamayacaktınız demeye evet. çalışıyorlar diyor bir Amerika Birleşik Devletleri. Yandaşlara şimdiden hazırlık yapmaları evet. için bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdiden hazırlık yapsınlar. Yakın bir gelecekte Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kardeşim Esad lafzına geri döndüğünü görecekler. Şimdiden buna kılıf uydurmanın yollarını arasınlar. Yani yakın bir tarihte işin oraya gittiğini görecekler. Bakın ben iddialı bir ifade kullanmak isterim. Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti, İran devletini ziyaretten ziyade Şam'ı ziyarettir. Ruhani ile yan yana oturması esasen bir Beşar Esad'la masaya oturma pratiğidir. Şimdi gidilen istikamette Amerika'nın bu tavrı koymasının bölgesel siyasetteki yansımaları da var. Türkiye-Rusya yakınlaşması ABD tarafından çok sert bir karşı tavırla. Burada aslında şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Etrafındaki komşularıyla iyi ilişkiler kurmalıdır. Yani bir devletin buna karşı tavır alması bizi de rahatsız eder. Yani biz bugün bütün komşularımızla iyi ilişkiler kurulmasından yanayız. Rusya'yla, efendim Irak'la, İran'la, aynı şekilde Mısır'la. Bu eğer Batı dünyasında bir rahatsızlık yaratıyorsa bu da ayrı bir tartışma konusudur. Ama biz hem Avrupa Birliği iddiası olan bir siyasi hareketiz hem de bölgedeki komşularıyla doğru ilişkiler kurmayı da öneren bir siyasetiz. Yani bu eksenin dışında bir şeyimiz yok. Evet. Yani dış politikanın biliyorsunuz vazgeçilmez bir ifadesi vardır. Dost ülke, düşman ülke yok. Ülkelerin menfaatleri söz konusu. Evet. Sonuçta sizin dediğiniz gibi burada bizim ülkemizin menfaatini düşünerek günlük kararla değil sürdürülebilir kararlarla hareket etmemiz doğru. lazım. Bu arada Twitter'dan bir tweet gördüm. Ahmet Akın, Balıkesir Sayın Ahmet Akın, evet, evet. CHP Genel Başkan onu da, onu da selamlıyoruz. Evet. Bir tweette bir bilgi paylaşmış bizle. ABD'nin vize vermediği ülkeler Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen. Evet. Al sana AKP'nin güzel ülkemizi getirdiği nokta diye yorumlamış olayı. Ahmet Akın verdiği bilgi için de teşekkür ederim. Hakikaten yani Türkiye'nin bu ülkelerle yan yana ele alınmış olması üzüntü verici maalesef. İyi bir şey değil yani onu söyleyeyim. Çok büyük tecrübesi de vardır. Yani. Dış politika konusunda da birikimi vardır yani. Evet. Elbette yani hakikaten büyük bir itibar kaybı diye bunu yorumlamış ki bizce de öyle. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı karar doğru bir karar değil. Türkiye vatandaşlarına kesinlikle. Bu şekilde muamelede bulunulması doğru değil. Kendilerini son derece eleştiriyorum ve bir an evvel bu kararın geri alınmasını istiyorum. Türkiye buna layık değil ama yani Türkiye'yi bu noktaya getirenler de... Şu saydığınız ülkelerle bizim ülkemizi yani. Kıyaslamak mümkün mü? Yani söz konusu değil mi? Utanç verici bir durum, üzüntü verici bir durum. Maalesef. Ama Sayın Başkanım, saydığımız ülkelerin ortak bir özelliği var. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına küfrederek... Efendim toplumu afyonlamaya çalışan bazı çevrelerin Türkiye'yi götürmek istediği modeller bunlar. Yani Türkiye'nin o çevreler tarafından taşınmak istediği modeller. Şimdi onların liginin içerisine bugün fiilen girmiş durumdayız. Zannediyorum bu durumdan o fesli meczupların memnuniyet duyduğunu söylemek mümkün. Ama biz Mustafa Kemal'in cumhuriyetini müdafaa eden, savunan yurttaşlar olarak Türkiye'nin çok daha ileri standartlarda, çok daha gelişmiş ülkelerle yan yana anılması adına mücadelemizi de büyüteceğimizi buradan vatandaşlarımıza tekrar ilan ediyoruz. Yani hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani. Kesinlikle. Peki. Şimdi efendim tabii bu mesele bir taraftan kimileri yandaşların bazıları da diyorlar ki ya bu İdlib harekatı başladı ondan böyle yapılıyor. İdlib harekatının nasıl başladığını ve ne olduğunu burada tartışacağız. Son derece önemli bir konu. Başladı mı başlamadı mı o da tam belli değil ya. Yani biraz garip bir harekat olarak gidiyor şimdiki halde. Fakat oraya gelmeden önce Seyit Bey. Şimdi AKP sadece dışarıda sıkışmış vaziyette değil. Yani dışarıda her taraftan sıkışılmış vaziyette. İşte Amerika'yı gördük. Efendim Irak'la Göya Barzani'yi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Irak Barzani ile anlaştı galiba dün ya da anlaşmak üzere. Öyle görünüyor evet. Türkiye'de bir sürü şeyler söyledi. Ortada askeri harekat bile yaparız falan dedi. Sonra ortaya çıktık hiçbir şey yapmamışız. Yani bırakınız askeri harekatı yani ne uçuşlar kısıtlanmış ne başka bir şey. Bir sürü problem. Bir tek İran ve Rusya ile bazı anlaşmalar söz konusu. Fakat S-400 füzeleri alınacaktı. Orada da ortaya çıktı ki meğer
S-400 füzeleriyle ilgili gerekli kodları bize Rusya vermiyormuş. Yani bir uçak alıyorsunuz aslında uçmuyor. Evet. Onun gibi. Durum böyle. Fakat içeride de çok enteresan sıkışmalar var. Bunu işte Kadir Topbaş'ın istifasından gördük. Birkaç gündür de galiba Melih Gökçek bayağı pazarlığa oturmuş vaziyette. Evet, 2 saat pazarlık yaptı. Öyle mi? Şimdi Balıkesir milletvekili var. Ben istifa etmiyorum arkadaş diyor. Yani, Edip Uğur, belediye başkanı. Yani atarsanız atın bakalım nasıl yapacaksınız diye isyan bayrağını çek. Şimdi siz bu işleri iyi biliyorsunuz. Takip ediyorsunuzdur da. Aslında ne oluyor? Bir, ikincisi bu isyan bayrağını açmış başka belediye başkanları var mı? İki, sonra niye teşkilattan çok önce belediyelere giriş, yani teşkilata şöyle bir, AKP teşkilatına şöyle bir baktı Sayın Cumhurbaşkanı, fakat asıl balyozu yerel yönetimlere indirdi. Niye? Aslında teşkilatına da yapacak ama tabii onlarda da şu anda kongre süreci devam ediyor. Çok yakın. Zannediyorum yılbaşına kadar da veya hemen yılbaşına kadar da il kongrelerini falan bitirmiş olacaklar. Yani şu anda yaklaşık onun üzerinde il başkanına müdahale etti. 20'ye yakın. Ama durdurdu. Çünkü kongreler yaklaştı. Yaklaşması nedeniyle de zaten değiştirecek. Çok da fazla gerekli görmedi. Ama belediyelere niye başladı? Tabii dikkat ederseniz başladığı belediyeler gerçekten düşüşte olan, referandumla da birlikte görüldü. Düşüşte olan, bütün kamuoyu yoklamalarında maalesef başarısız gözüken belediyeler. Haliyle öncelikle yaratmak istediği algı belki işte FETÖ'ydü, şuydu buydu ama temelinde yatan nedenlerden bir tanesi de önümüzdeki yerel seçimler. Hı hı. Yerel seçimlere kadar bir kan değişikliği yapıp oralarda da imajı düzeltecek, AKP'nin yereldeki algısını kuvvetlendirecek, daha iyi noktaya getirecek çalışmaları yapmak. Ve buna İstanbul'la başladı. Dikkat edin, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa hep düşüşe geçtiği yerlerde yerel yönetimlerin başarısız olduğu ve yapılan en son anketlerde de seçimin kazanmasının mümkün olmadığı yerler. Şu anda biliyorsunuz AKP sürekli bu anket aracılığıyla bu tür değerlendirmeleri yapar Tayyip Erdoğan. Ve bu süreçte de görülüyor ki bu belediyeleri mercek altına yatırdı. Önce baskı kuruyor istifa etmeleri yönünde ve etmezlerse de değişik enstrümanları devreye koyuyor. Direnen direniyor, direnemeyen gidiyor. Tabii Topbaş'ın direnme gücü yoktu. Çeşitli kamuoyunda da bilinen nedenlerden dolayı. Damadından dolayı. İşte İstanbul'da yapılan bazı aldığı kararlardan dolayı bir şekilde çok da fazla direnme şansı yoktu. Ama tabii Melih Gökçek niye direndi? Niye 2 saat ne konuşuldu derseniz, ben bugün de gene bu açıklamayı yaptım. 2014'te de biliyorsunuz Gökçek aday değildi, yapılmayacaktı. Hı hı. Aday olmadığı da açıklandı hatta. Hı. Ama en son açıklanan adaylardan biriydi Ankara. Evet. En son açıklanan illerden, büyük şehirlerden son biriydi. Son ana kadar beklenildi. O gün Melih Gökçek'in aday olmasını sağlayan gerekçe neyse, bugün de görevde kalmasını sağlayan gerekçe aynı. Yani o gün hangi koşullarda aday yapıldıysa, son anda aday olma durumu ortaya çıkmışsa, şimdi de aynı gerekçelerle görevine devam etmesi gerçekleşti. Tabii. Peki Gökçek atlattı mı bu krizi sizce? Vallahi önümüzdeki günlerde tabii ki göreceğiz ama yarın biraz daha netleşir bu iş. Yarın çünkü meclis var. O mecliste mi açıklar bilemem ama bana göre atlattı. En azından 2019 yerel seçimlerine kadar bana göre süre aldı. Eğer alınırsa da bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın da ifade ettiği gibi müzakereyle belki daha üst bir göreve, daha farklı bir göreve de getirilebilir. Bu pazarlıkla getirilebilir.
Biliyorsunuz şirketlerde yukarıya tekmelemek diye bir laf vardır. Öyle mi acaba? Yani yukarıya doğru tekmelemek. Çünkü bakın istifa ettiremedikçe aslında bunun arkası gelecekti. Bunun arkası kamuoyunda bilinen belli isimler de vardı. Bunlar artık afişede olmuştu. Ama şu anda belediye trene, başkanları açısından. Tabii yani istifa edecek birçok belediye başkanı vardı. Yani bu Türkiye genelinde 30 olduğu yönünde, büyük şehirlerde ona yakın olduğu yönünde. 10 büyükşehir belediye başkanı ve dolayısıyla 20 de ilçe ve belde olabilir. Belediye yani 30 AKP'li belediye. Evet, 30 AKP'li belediye başkanından söz ediliyordu. Bunu onu yazalım arkadaşlar. 30 tane AKP'li belediye kendi başkanı. Kendi yetkilileri de açıkladı zaten bunu. Hı-hı. Kendi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı da ifade etmişti basına okuduğumuz kadarıyla, basından öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi dikkat ederseniz şu anda bugünkü ifadesi şu oldu. Bana göre şu ana kadar birçoğu arkası gelecekti. Önceden işte partinin itibarı kişinin itibarından daha öndedir, evet, diye söylemişti. Dava her şeyden önemli demişti. Partinin şerefi kişinin şerefinden daha önemli diye ifade etmişti. Ama şimdi bakın bugün yaptığı açıklama, müzakere ederek bu sorunu çözeceğiz diyor. Geri adım attı yani, evet. Cumhurbaşkanı. Evet, şu anda gördü ki bazı belediye başkanları direndi. Bazı belediye başkanları istifa etmeyeceğini, gerekirse görevden alınmaları gerekiyorsa alınabileceklerini ama kendileri tarafından bir istifa gerçekleşmeyeceklerini ifade ettiler. Kendilerinin görevden almaları halinde varacakları sonucun da ne olduğunu bildikleri için şu anda bugün böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Bunu biraz bana göre tansiyonu düşürecekler şu anda şu süreçte. Biraz daha zaman kazanacaklar. Belki başka kanalları kullanacaklar. Başka ikna yöntemlerini kullanarak önümüzdeki süreçte tekrar bu yolu, bu yöntemi denemeye çalışacaklar. Peki, yani sizce, sizin tahmininizce, tabii ayrıntısını bilmek veya dört dörtlük belgelemedikten sonra söylemek zor ama Melih Gökçek'in elinde nasıl bir kuvvet veya nasıl bir ikna edici malzeme var sizce? Vallahi yani keşke bilebilsek ama demek ki Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını değiştirecek kadar diyebiliyorum. Çünkü 2014'te bunu yaptı diyorsunuz. Yani evet, şimdi aslında 2014'teki kafasındaki kesinlikle belediye başkan adayı Melih Gökçek değildi. Bunu da ifade etti zaten. Bunu da o zamanlarda zaman zaman da üstü kapalı söyledi. Herkes de Melih Gökçek'in aday olmayacağı yönünde bir görüş o günlerde kuvvetle ihtimaldi ama sonuçta aday yapmak zorunda kaldı. O gün hangi koşullarda, demin söylediğim gibi tekrar ifade etmek istiyorum. Hangi koşullarda aday yapıldıysa şimdi de aynı koşullarda görevde kaldı. Ve bakın deniliyor ki tabii dışarıya sızan ne kadar doğru bilgidir bilemiyoruz tabii ama kendisine tamam seçimlere kadar devam et ama şu konuları düzelt. İşte hani bu espri de olabilir tabii. Biz de şey gibi şeye düşmeyelim, yanlış tweet'te sayın gazeteci ismi bir an aklıma geldi, Abdülkadir Selvi gibi yanlışa düşmeyelim. Hani eskisi gibi daha tweet başında vakit geçirmemesi gerektiği, daha fazla hizmet etmesi. Twitter'ı yasakladılar. Yani bundan sonra göreceğiz. Yani bundan sonra Twitter'ı kullanmasına göre Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın talimatının gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Tabii belli talimatları verdiği, bundan sonra görevini sürdürürken yapması gerekenle ilgili bazı talimatlar aldığı yönünde de tabii ifadeler var. Bunu önümüzdeki süreçte de göreceğiz. Eren Erdem, sence aynı soruyu sorayım. Yani Sayın Gökçek'in elindeki pazarlık kozu nedir? Tahminini soruyorum tabii. Tabii şimdi şeyi. Şöyle bakın. Kuvvetli bir koz var herhalde. Tabii yani şimdi bir tweet attı, hatırlarsınız görüşmeden sonra. Dedi ki sarayın önüne yapacağımız müzeyle ilgili görüştük dedi.
Bugün de Melik Gökçek Dinozor Müzesi'ne gitmiş. Yani siyasi dinozorların karşısına bir mesaj koyduğu açık yani. Şimdi Melik Gökçek siyaseten göründüğü kadar sempatik ve neşeli bir adam değil yani bildiğimiz kadarıyla. Sosyal medyada çok neşeli ve sempatik. Hatta benim zaman zaman karşılıklı olarak büyük bir muhabbetle atıştığım bir kişi olmasına nazaran siyaseten etik kuralların dışında iddia edilen bir kişilik. Yani aynı zamanda çok ciddi bütçelerle, çok ciddi bir takım çalışmalara girdiği, Osman Gökçe'yi işte ATO başkanlık adaylığından tutun birçok süreçte zaten hali hazırda Emin Erdoğan. Orada da AKP tarafından önü kesildi. Tabii orada da Emin Erdoğan'ın işaret ettiği bir adayı karşısına aday çıkarmasından tutun da birçok noktada zaten belli riskleri alabilen birisi. Bu riskleri alırken de elinin ve avucunun dolu olduğu, kesesinin, bohçasının çok yüklü olduğu da açık. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figüre karşı siyaseten çok acımasız olan, en yakınındakini bile gözünü kırpmadan harcama potansiyeline sahip olan birine karşı böyle bir çıkış sergilemek elinin bohçasının, kesesinin dolu olduğunu gösterir. Ama şimdi beni burada endişelendiren şey şu. Anladığım kadarıyla Melik Gökçek Anka Park Müdürlüğü'ne atandı. Yani sarayda görüşme yaptığı günden beri sürekli roller coaster'la trenlerde böyle eğlence videoları paylaşıyor. Telefonlarımıza sürekli videolar geliyor. Tabii o çocukluğunu yaşama imkanı bulamamış siyasetçiler açısından güzel bir dönem. Emeklilik olarak algılanabilir. Lakin Sayın Başkanımın ifade ettiği ki bu konuda bizim yerel yönetimlerimizden sorumlu belediyeciliğin ruhunu bilen ve aynı zamanda belediyecilikle ilgili bütün kulislere haiz olan bir kişi olarak 2019'a kadar bekletilmesi meselesini doğrulayan şeyleri ben de duyuyorum çeşitli kulislerden. Anladığım kadarıyla 2019'a yani başkanımı doğrulamak babında ifade edeyim. Bekletilmesi gündemde. Bu şu açıdan aslında bizim de hoşumuza giden bir durum. AKP'nin kaybetmiş figürlerle seçime gitmesi aslına bakarsanız iyi bir şey. Şimdi zaten şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bunlar metal yorgunluk diyorlar, yenileyeceğiz diyorlar, yerel yönetimleri yenileyeceğiz diyorlar. Yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Sadece kaportayı değiştiriyorlar. Motora dair bir değişiklik yok. Siyaset tarzı aynı. Tek adam diktatoryası devam ediyor. Kaportanın üstündeki çarık çürükleri yenileyerek bir aracın motor hacmini genişletemezsiniz. O aracın süspansiyonlarını elden geçirmeniz gerekir. Bunun adı yenilenme değil, makyajlanmadır. AKP bir yenilenme sürecine değil bir makyajlanma sürecine girmiştir. Fakat makyajın altındaki esas o ham madde aynıdır. O değişmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejimi aynen devam etmektedir. Melik Gökçek gider, başkası gelir. Rejim aynı rejim. Siyaset tarzı aynı siyaset tarzı. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımız bir yenilenme beklentisine kapılırlarsa yanılırlar. Hataya kapılırlar, hataya düşerler. Dolayısıyla biz burada sadece figürlerin değiştiğini görüyoruz. Benim temennim Melik Gökçek'in bu dönem görevden alınmaması. Niye? Alınırsa daha fazla vakti olacağı için Twitter'da daha fazla kafamızı ütüleyeceğini düşünüyorum. En azından şimdi biraz daha öyle günün 3-5 saati belediyecilikle ilgilenmek gibi bir durumu var. 3-5 saat de olsa günde belediyecilikle ilgileniyor. Vallahi bu iyi midir kötü müdür yalnız? Ya kötü bir şey de en azından Twitter'da. Ankaralılar adına tabii çok da iyi olacağı söylenemez. Twitter'da kafamızı daha az ütülüyor. Şimdi tabii bu daha tehlikeli. Kadrolu aktrollüye terfi ederse şimdi sabahtan akşama kadar yani tweet atması daha tehlikeli diye düşünüyorum yani şimdi, kendi adıma. Hafızam beni yanıltmıyorsa 2009 seçimleri sırasında Sayın Melih Gökçe'ye sorulmuştu. Bu son kez mi adaylığınız diye yani. O da evet son aday olmayacağım demişti. Ve fakat devamını şöyle getirmişti. Onu arkadaşlar bulabilirlerse gösteririz de. Gazeteciliğe geçeceğim. Elimde çok sayıda belge var. Onları yayınlayacağım dedi. Şimdi durduk yerde bunun devamı niye böyle geliyor? Evet. Sonra ne oldu dersiniz? Adam tekrar belediye başkanı adayı oldu. Şimdi böyle hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Onu yani şimdi arkadaşlar bulurlar. Burada da aslında aday olamaması ile ilgili hatırlarsanız evet. O günleri evet. Turgut Altınok Keçiören önceki belediye başkanının ismi çok gündemdeydi. Hatta istifası da aday olamayınca bu yüzden gerçekleşti. O günlerde de 2009 seçimlerinde Turgut Altınok'un adaylığı hep konuşuluyordu. Hep o gündemdeydi. Tayyip Erdoğan'ın da söz verdiği yönünde.
onu hazırladığı yönünde de birçok kez basımda da yer almıştı. Ama elimde belgeler var deyince işte. İşte belgelerden biri biliyorsunuz o günlerde Turgut Altınok'la ilgili olumsuz gayri ahlaki görüntüleri ortaya servis edildi. Çok farklı imaj zedeleyici bazı haberler yayınlandı ve haliyle olayı bitirdi. Bu arada ben bir bilgi paylaşabilir miyim? Evet. Bu ABD konsolosluğunun kararıyla, vize kararıyla ilgili Barış arkadaş bir şey göndermiş. Şimdi kararda diyor ki göçmen olmayan vize türlerinin tamamı askıya alınmıştır diyor. Şimdi Barış arkadaş da bunları sıralamış. Göçmen olmayan vize türleri nelerdir? Bakın diplomatik ve resmi vizeler. Yani şu anda bir milletvekili ve bakanlık düzeyinde bir kişinin eski bir vizesi yoksa yeni bir vize alarak Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere diplomatik vizeyle giriş yapamıyor bu karara göre. Oo. Bu bir facia yani. Şimdi bir diğeri iş, turizm, tıbbi tedavi, ABD'den transit geçiş, mürettebat vizesi, tüccar ve yatırımcı vizesi, akademik eğitim veya dil öğrencisi, mesleki veya akademik olmayan eğitim vizeleri, değişim programı, geçici işçi, çalışma ve staj vizesi, basın mensubu ve gazeteciler. Bunun devamı gerçekten facia. Yani bu listedeki saydığımız bütün vize, yeni vize uygulamalarının iptali ve askıya alınması, daha doğrusu süresiz bir şekilde bu bilgiyi de paylaşmış olalım yani. Yani bunun devam etmesi halinde bu düpedüz bir kriz, düpedüz bir gerçekten bu ülkenin itibarının yerle bir olması ve Amerika-Türkiye ilişkisinde çok büyük bir darbe yani. Evet. Vallahi o zaman da şimdi Türkiye'nin madem ki bir takım adımlar atmış ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz Türkiye'yi yöneten bu ekibin. Yani eğer böyle bir tehdit sonucu dün Alpapazı ver papazı dedikten sonra böyle bir hamleden sonra geri adım atılırsa o da artık... Siz bugüne kadar bir tane örnek hatırlar mısınız ki herhangi bir uluslararası ultimatum sonrası Türkiye'nin bir B plan ortaya koyduğunu, karşı tarafa alternatif bir hamle planladığını ve bunu sahaya sürdüğünü hiç gördünüz mü? Tezek yakmak dışında bizim Rusya'yla krizi yönettiğimiz bir en ufak hamlemiz oldu mu? Ya enerjide, ekonomide, her alanda dışa bağımlı hale getirilmiş... Böyle olmaması arzulandığı halde bu hale getirmiş bir ülke yani, ne yapabiliriz ki yani? Kuzey Irak'la ilgili yani o olayla bile oldu mu? Evet. Yani o olayla bile bir B planınız var mıydı? Çünkü açıklandı etti. Ne dediniz? İşte Vanayı kapatırım şunu yaparım. Bunlar olmayacağı zaten aşikardı. Bunları yapamayacağınızı zaten biliyorduk. En son işte uçuş yasağı bilmem neye getirdiği işi. Yani B planının olmadığı açık net. Sayın Başkanım, orada bakın bir bilgi paylaşmak isterim Cüneyt Bey. Kuzey Irak referandumunun gündeme gelmesinin tek sebebi biziz. AKP hükümeti. Kuzey Irak'taki petrollerin %17'lik payının Barzani'ye ödenmesi meselesinde yapılan anlaşma. Daha sonra Barzani'ye yönelik ödemelerde Barzani çıktı dedi ki ya biz sizinle anlaşma yaptık. Hani %17'sini verecektiniz bu para gelmiyor. Merkezi hükümet de diyor ki kardeşim sen de vaat ettiğin 500 bin varil işte efendim rakamını bana vermiyorsun. Bu satışı yapmıyorsun. Ne oldu orada biliyor musunuz? 2013'te merkezi hükümetle Barzani anlaşma yaptı. 2014'te Barzani ile Türkiye anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya merkezi hükümet itiraz etti. Sen benimle anlaşma yaparken gidip başka bir ülkeyle anlaşma yapamazsın. Yani eğer Irak'ın petrollerini Türkiye'ye satamazsın. Eğer yani. Türkiye petrol almak istiyorsa gelecek Bağdat'a. Bağdat'ta benimle masaya oturacak. Ben satacağım, sen orada transferini yapacaksın. Bizimkiler de dediler ki sen Irak'ı karıştırma. Biz seninle anlaşalım. Petrolü bana ver kardeşim. Onun arka planında dönen bir sürü kirli meseleyi de geçmişte gündeme getirdik. IŞİD petrollerinden tutunda şeye kadar, ortaklıklara kadar. Bugün, maalesef durum bu yani. Bugün bir gazetede Barzani'nin Amerikalı danışmanınınla ilgili bir röportaj vardı. Okudunuz mu bilmiyorum. Yani orada bütün bu diyalogları açık seçik Barzani'nin danışmanı ifade etmiş. Bu eski bir büyükelçi. Ve inanın onu okuduktan sonra ben bir kere daha ülkem adına üzüldüm. Nasıl dış politikada bu kadar çaresiz duruma düşebiliriz? Nasıl dış politikada bu kadar attığımız hamleler boşa gelir? Nasıl böyle büyük bir ülke, böyle güçlü bir ülke bir yapı karşısında... Hani bugün devlet bile olamayan bir yapı karşısında böyle aciz duruma düşebilir. Bu gerçekten üzüntü verici bir olay. Eren Bey'in ifade ettiği gibi
bu hükümetin dış politikada bir B planı yok, bir stratejisi yok. Sadece anlık alınan kararlara karşı hamle yapmaya çalışıyor, refleks gösteriyor ve bu gösterdiği reflekslerin de bize daha sonra bedeli, faturası çok ağır oluyor. Çok ağır bir şekilde dönüyor. Efendim, evet. Aslına bakarsanız bayağı ciddi bir nasıl diyeyim, fatura da şuradan geliyor galiba. Bakın arkadaşlar, bulurlarsa göstersinler onu da. Bugün Barzani ile PYD yetkilileri görüştü. Kol kola neredeyse. İşte burada. Barzani'nin de yardımcısı Havrani. Başkan Barzani Süleymaniye'de diyor, dün PYD'nin ne diyelim, başkan yardımcıları, yeni başkan yardımcıları, daha doğrusu yeni başkanları, eş başkanlarıyla şey yaptı diyor. Buluştu. Gayet, şimdi araları gayet kötüydü. Biraz önce bu tweet atıldı. Yani bizim diplomasinin ne yaptığı belli olmayan politikası sayesinde durduk yerde can düşmanları birleştiler. Bunun tabii Türkiye'ye çok daha ciddi sorunları olacak. Gördük. Şimdi bakın, mesela bu hükümet diyor ki, bizim hükümetimiz diyor ki, Barzani'yi PKK'ya karşı tarafımıza çektik. Ve iyi çekmişler. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Ve diyor Barzani ile diyor asla diyor bir araya gelmezler. Çünkü menfaat çatışması var. Asla diyor Apo ile Barzani bir araya gelmez. Ve o konuda hiçbir endişeniz olmasın. Yani Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinin Türkiye'ye asla ve asla tehdidi olmaz. Çünkü dünya bir araya gelse bunlar bir araya gelmez diyorlardı. Öyle ifade ediyordu. İşte buyurun, sizin şimdi gösterdiğiniz tweet'te gösteriyor ki bugün bu şekilde bir araya gelenler yarın farklı bir şekilde tekrar bir birliktelik oluşturacaklar yani. Evet, vallahi hani konuşuyoruz AKP'nin B planı var mı diye. Doğrusu ben A planı olduğundan da şüpheliyim. Evet. Şimdi yavaş yavaş sayın seyirciler ikinci bölüme yaklaşıyoruz. Şimdi ikinci bölümde bu İdlib meselesini konuşacağız. Bir, 2019'a giderken nereye doğru gidiyoruz? Karşılıklı stratejiler neler? Onları konuşacağız. İdlib'de acaba Türkiye bir tuzağın mı içine çekiliyor? Başka bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Onları da konuşacağız tabii. Bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı çok özel bir konuşma vardı. Yerel yönetimlerle ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden ilgili. Onları konuşacağız. AKP'ye karşı CHP'nin hazırladığı bazı projeler var. O projeleri konuşacağız. Belki biraz Akşener hareketinin etkisini konuşacağız. Bütün bunlar için bizden ayrılmayın. Kısa bir süre sonra karşınızdayız ve hakikaten iyi bir sohbet olacağını ümit ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.